Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasıyla karşılaşıldığını Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca, ikinci koronavirüs vakasının olası bir salgını önlemek için ilk vakayla birlikte karantinaya alınan bir vatandaş olduğunu söyledi. Fahrettin Koca sosyal medya adresinden şu ifadeleri kullandı. Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konuk olmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. Yapılan bu koronavirüs açıklamasının ardından çeşitli kurum ve kuruluşlarda aldıkları tedbirleri açıklamaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapılan açıklamada koronavirüs karşısında alınabilecek önlemler konusunda gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Bu kapsamda ilk etapta dezenfektanların ortak kullanım alanlarına yerleştirildiği belirtilerek ardından da genel kurul salonu başta olmak üzere sık kullanım alanlarının ilaçlanarak dezenfektasyon işleminin yapıldığı söylendi. Bu süre içinde meclis çalışmaları da devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Mart sonuna kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri içeren genelge gönderildi. Genelgede hastalıkla mücadele noktasında kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimler tarafından da bir takım tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede ise hudut kapılarında alınması gereken tedbirler paylaşıldı. Genelge kapsamında Avrupa sınır kapılarında alınacak önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Kapı Kule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarını kullanarak yurda giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük ve polis işlemleri başlamadan önce termal kamerayla vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Personelin maske ve eldivenle işlemleri yürüttüğü sınır kapısı periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Hepiniz çok güzel şeyler yaptınız. Ve hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemler alınır, merak etmeyin. Büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak. Koronavirüs sebebiyle Nisan ayındaki ara tatil öne çekildi. Tatil süresi 2 haftaya çıkarıldı. Öğrenciler tatilin ilk 1 haftasını dinlenerek, 2. haftasını ise uzaktan eğitim alarak geçirecek. Milyonlarca öğrenciyi, öğretmeni ve veliyi ilgilendiren açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Uzaktan eğitim Bilişim Ağı ve TRT'den yapılacak. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda, teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlardan derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programları ile ilgili tüm detaylar eba.gov.tr internet sayfasından duyurulacak. Uzaktan eğitim kapsamında TRT yeni kanallar kuracak. Mevcut kanallar üzerinden değil, yeni birkaç kanal üzerinden öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelgeye uyacağı ve bu çizelge doğrultusunda derslerini belirlenen saatlerde izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu konu mevcut kanalların içerisinde araya sıkıştırılmış bir ders olarak değil, 24 saatlik, yarım günlük ya da sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dahilinde. Ayrıca EBA, yani Eğitim Bilişim Ağı kullanan öğrencilere ücretsiz internet sağlanacak. Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Tatil uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında geçerli olacak. Tatil süresince öğretmenler de izinli sayılacak. Evet, tüpünü almam lazım. Bu tarafın 26. Tatil uygulaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılış izni verilen özel kreş ve gündüz bakım evlerinde de geçerli olacak. Evet, o zaman evleriniz de süslenilir.
Elimizden düşürmediğimiz kimi zaman sosyal medyada, kimi zaman da vakit geçirmek için büyük zaman harcadığımız telefonlar aslında tehlike saçıyor. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan korona salgınında el temizliği oldukça önemli. Ellerin en çok dokunduğu yer hiç şüphesiz cep telefonları. Uzmanlara göre akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor. Düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdide kapı aralıyor. Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Ocak'ta 2019'un aynı ayına göre %7,9, arındırılmamış sanayi üretim endeksi %7,8 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Ocak'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre %8,5, imalat sanayi sektörü endeksi %8,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,8 yükseldi.